şimdi Bursa gezimizin sonuna geldi. Az önce zaten çereze veda ettik. Bu ikinci part mı? İkinci partın başlangıcı niteliğinde. Aa, bir anda başlangıç bir şey oldu hiç. Evet. Beklemiyorduk. Başlangıç olmuş. Bu ikinci part hangi şehirler olacak burada? Eskişehir'le başlayacağız. Konya ve Mersin Tantuni ile sonlandırmayı hedefliyoruz. Bakalım hayat bizi nereye götürecek? Arkadaşlar bugün ikinci günümüzdeyiz turumuzda. Eskişehir'de uyandık. Gece bir anda 2-3 gibi Eskişehir'e vardık ve kalacak yer aradık. Hemen varla yok arası bir otel bulduk. Fiyat performans olarak da güzeldi yani. Zaten biz yatmak için yer arıyorduk. 12'de kalktık. Tam böyle check-out saatinde geç kalacağız sandık ama kalktık ve yola çıktık hemen. Çünkü turu beklemedi arkadaşlar. Şimdi Konya yolundayız. Konya yolundayım. Şimdi şarj etmek için Konya'ya doğru yola çıkıyoruz. Otelimiz hakkında ne düşünüyorsun? Harika. Yani 4 kişilikti. Böyle hızlı bulduk. Yani şöyle oldu. Ben size söyledim. Otel bulun diye. Herkes okey dedi. Sonra geldik otel yok. Yolda şey yapıyoruz, drift atıyoruz Eskişehir'de. Hemen Kaşlagöz arası bir otel buldum. Onur'a güvenmeyin arkadaşlar bu konuda. Diyor ki 5 tane otel cepte, sıkıntı yok diye böyle. Geldik, hiçbir otel bile değil yani böyle. Airbnb'de bulmuşum şeyler. Neyse bir şekilde en azından uyuduk, kendimize geldik. Şimdi dinç bir şekilde turumuza devam ediyoruz. Geldik. Bura kapalı mı ya? Bura hayırdır? Ya atları zenk edin üstünde. Açıyorum. Kapalı, bağlamışlar. Bir de... Antik kende, antik şey gibi, asasız kırık gibi hissettim kendimi. Şuradan zıplasa şuraya. Barbarlar girdi herhalde. Şuradan şuraya zıpla bakayım. Buralar normal dokunulmaması lazım. Zaten. Ya bak kural. Beyler siz bir şey şeyi mı izlediniz mi? Gelin düştüm ya. İyiymiş bak, iyi oldu buraya geldiğimiz ya. Şeriyim. Evet, oğlum adamlar nasıl yapmış baksana ya. Sakın dokunmayın ha. Şu an değişik bir taş ama bak. Sakın dokunmayın. Abi dövecekler bizi ya. Ben... Oğlum birden bir çektim. Bak aynı bak böyleyim. Teknenin üstüne çıktım demirine. Böyle bir de şekli şukur yapıyorum. Yani insanlar bana bakıyor. Böyle şey yapıyorum böyle. Yani çok güzelmiş gibi. Sonra böyle şöyle, şöyle atladım. Sonra bayıldık. Köyde bir nezaket olmuş. Aa aşağıya bakın da. Oo olay buradaymış. Burası tiyatro gibi sanki. Evet sanki burada küçük ama böyle. Bence burada şey yapıyor olabilirler eskiden. Kafa kesiyor olabilirler. İnsanlar burayı izliyor. O romanlarda yoktu olay galiba ya. Köpek geliyor lan. Tabiler ev burası. Kapıyı kapatmak. Bize bakıyor köpek. Kapıyı kapatmak. Kapıyı sallıyor, bir şey yapmaz. İçeride mi var? Oğlum köpeği alın lan. Al. Ne? Ya. Oğlum bence çağırma. Oğlum çağırma lan. Kuyruğunu sallıyor, bir şey yapmaz. Peki köyde niye kimse yok? Kuyruğum arkadaşlarım var. Neden buralar böyle? Belki de traktörler var, hepsi bomboş. Sadece geliyor lan. 4 arkadaş bir yere gelmişlerdi. Ne olduğunu bilinmiyor. Anlatsana öyle. Merhaba. Evet, ha. Hayvanın hayvanla ilk hamile interaksiyonu. Galiba. Aa, kadın lan. Dişi yani. Aa, kadın aynı. Bak köpekle böyle oynadın Onur, çek. Bak köpekle böyle oynadın. Çek beni. Gel yani buraya, öyle, buraya öyle, gel, öyle. Buraya gel. Zıpla zıpla. Sağa sola doğru zıpla Onur. Adam öyle duruyor yani. Okey vardı. Okey yani. Trabzonlu bu arada, öyle yaptığına bakmayın. Bir antik kenti gezdik, adını bilmiyorum. Ben Penisüm diyorum. Öyle hatırlıyorum ama gerçeğini söylemiyorlar. Sonra beni dalga geçiyorlar. Anlamıyorum neden. Çok güzel bir yerdi. Şuralar gösterelim kamerayla. Şuralar derin ve labirent gibi bir vibe verdi bana. Tam iyice inceleyemedim ama çok hoştu. Yani rahat rahat gezmek isterdim üstlerinde ama birazcık da saygım olsun istedim antik kente. Yani dokunup etmemek lazım. Sizler ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Burayı beğendim. Katılıyorum sana. Ben? Bence gayet iyi. Beğendiniz mi diyor, katılıyorum diyor. Hadi gidelim. O zaman Konya yolunda devam ediyoruz. Yine belki böyle doğaçlama, spontane balık şeyler... Balık birikimine böyle bir şey var. Gelişebilir. Konya'da görüşmek üzere. Bay bay. Kaldırsana şunu, tut. Tut. Oğlum kaldır lan. Dur videoyu çekeyim. Buraya getir, buraya gel. Getir buraya. Tamam abartma sen. Şey, içer acaba.
Tamam abartma, sen de boğacaksın ya. Ben oradan içer mi? Ben o kadar su içmedim bugün ama ne. Oradan içer. Çağırsın oraya gitsek bıraksak mı ya? Oha ama ne yapayım, sen ne var ya, al besle evde ama ne. Yolu çek, yolu çek. Çeviriyor mu şu an? Çeviriyor. Baksana kullanmıyorum. Tablet çek. Ne yazıyor? What the fuck? What the fuck? Story. Arat sen yine elin hazırda olsun da belli olmaz mı sana? Bir şey oldu, bir şey oldu. Direksiyona bir şey, burada mısın diyor. Ne oluyor oğlum? Frenlenmedim ama araba patlıyor. 2.50 bir tutsana şunu artık ya. 2.50 tutamaz şunu ya. Ha? Ha? Şimdi bir daha aç. Ha, şey bu böyle işte. Vurduruyoruz. Bu sürüşün geri kalanında... Kullanılmayacak. A** diye ya. Göz ardı edildi. Trip atıyor. Trip atıyor. Bence şey mi? Bu kadar da arkamız. Göz ardı edildi diyor. Dur. Ben bunu... 50'lik yer ama ya. Düzgün yola çıkmak lazım. Bir dönsün o zaman. Şurada dönmeyi bakalım. Bak bayağı viraj. Düzgünken dönmesene bakalım. Sonra trip atıyor ama işte. Çok hızlı ama sen de. Tamam 90 diyelim. Baksana baya. Hiç direksiyon oynamıyor ama ya. Bence çok hızlıyken sana trip atıyor şey. Oğlum ya arada dokunup ya. Bırakman gerekiyor işte. Ha. İşte tam değil ya bence ondan. Ama bir de evet tam olsa bırakabiliyorsun. Evet, yarı evet. Yarıda arada basacaksın yani. Bu Türkiye yasası şu anda. Amerika'da diğer ülkelerde böyle bir şey yok mu? Amerika'da yok. Diğer ülke değil de Amerika. Kekikli sade kıyma üzerine kekik atarız. Daha kekik börek şeklinde kenarlar kıvrım şekilde gelir. Konya böreği dediğimiz kıyma ve peynir. 3 çeşit peynir var içerisinde karışımı. Etli ekmek normal kıyma şeklinde. İçerisinde sebze olarak domates, biber, çok az da soğan girer. Fazla girmez. Kuşbaşında da etlerimiz biraz daha saç kavurma şeklinde az daire doğranır. İçerisinde sadece domatesle biber olur. Soğan girmez ona. Aynı açılmış geniş Konya usulü. Yaklaşık 25-30 santim genişliği 90-100 santim arasında da uzunluğu olur. Hakiki Konya et ekmeği odur. Ama bu mekan böyle birazcık ekstralar yapmış gibi hissettim ben. Hani Konya, bir şey yapmış. Konya'ya özgün şeyleri almış ve üstüne katarak gitmiş. Yani bu buradaki Berkem de bu arada buradaki takipçimiz kendisi bize buraya o getirdi. Birkaç tane daha mekan önerdi. İlk mekan burasıydı. Bugün saat akşam 7 olduğu için bazı mekanlarda kapanmıştı galiba. Bura şimdi nasip oldu. Ve şu ana kadar süper gidiyor. Ayran da çok güzel. Hayatımda içtiğim en iyi ayranlardan bir tanesi bu arada. Şakasız bir şekilde. İnanılmaz güzel. Çok daha iyi bu arada. Ya onun ekşi bir şeyi vardı. Bu daha bir alttan bir aroma veriyor. İnanılmaz güzel. Biz yemeye devam edelim. Şimdi bundan sonra da fırın kebabı gelecek. Orada da bir anlatır galiba abimiz. O da özelliği nedir? Fırın mı, fırın mı? Hani o isim nereden geliyor? Bunları soralım ve gömülelim şimdi. Yemeye devam edelim. Fazla iyi bu arada. Fırın kebabımız geldi. Fırın. Sen bilmiyorsun niye fırın, niye fırın. Bir tanalık her gelince. Ben şöyle bir tadına bakıyorum, dayanamadım. Çok güzel kokuyor. Oraya hiç ihtiyacımız yok. Hmm. İster misin? Şey gibi, krema gibi. Gerçekten krema gibi ya. Neden adı fırın kebabı? Fırın kebabından mı geliyor bu? Evet, şimdi neden? Çok güzel evet. Bir konuya değindiniz. Bunun orijinal ismi fırın kebabı. Fırın. Otun ateşinde bakır leğenlerin içerisinde 8-9 saatte kendi yağında pişen Konya'mızın yöresel yemeklerinden. Kimi yerde tandır kebabı diye geçer, kimi yerde fırın kebabı diye geçer. Ama orijinali Konya fırın kebabıdır. Niye fırın olmuş ama işte mesela fırınsa fırın kebabı niye demiyorsunuz? Evet. Yani asıl orijinali yine dediğimiz gibi fırın kebabı. Fırın kebabı hani eskiden gelen bir isim. Öyle diyelim. Bu tandırla da bir farkı evet, yok diyorsun evet. Aynı zamanda. Eskiden bu fırınlar yokken tandırda hazırlanırmış. Dediğim gibi bakır leğenlerin içerisinde 8-9 saatte kendi yağında
krema gibi olmuş zaten yani. Yiyorsun ağzında böyle şey oluyor. Et gibi değil de yani böyle bir ısırıyorsun yani. Gidiyor yani. Kuzunun en güzel hali diyoruz biz fırın kebabına. Dişin olmasa bir de yersin galiba. Afiyetler olsun efendim. Çok güzel vallahi. Var mı bir isteğimiz, bir arzumuz, bir eksiğimiz? Elinize sağlık. Yok sağ olun. Afiyet olsun. Ağzınıza sağlık. O zaman şöyle bir tadına bakıyorum arkadaşlar. Direkt hayvan gibi şeyler yok. Tamam. Elinle ye. Ne olacak? Al elini. Şöyle bir sizin için tadına bakıyorum arkadaşlar. Oo. Krema. Et değil bu, krema olmuş artık. Yani böyle şey gibi. Peynirli makarna olur ya, böyle bir bol peynirle atarsın, at, akar gider. Et çatalda durmuyor. Basıyorsun çatalı, çataldan düşüyor. Bu arada mikrofon duyuldu mu bilmiyorum. Arkadaşlar. Kuzu dediğim ya. Pizza ben yaptım. Dedim, duyuldu mu bilmiyorum da kuzu sevmiyorum dedim ya. Ben kokusundan rahatsız oluyorum, yiyemiyorum diye. Bunu yediğim an hiçbir rahatsız duymadım bu arada. Yok. Direkt akıp gidiyor yani çünkü. Hiçbir tadında kötü bir şey yok. Kokusu o kadar ağır değil. Bitiş yani. Yiyeceğim o kadar. Yiyeceğim. Yerim. Rahatsız olmadım ya. Ya zaten dana gibi, çok şey değil. İlk başta böyle bir koku, ağır kokusu var, o yağdan kaynaklı zaten. Yiyecek var mı? Yemeği yerinde yiyeceksin harbiden. Alıyor o yani. Gel kamera. Kamerayı şöyle. Şöyle bir vuralım. Tek atacaksın. Ama tek atacaksın o zaman. Hadi Ferhat. Oo, çok zayıf. Çok zayıf. Ya tamam. Bir de böyle bir şey var. Bu ne Berkem? O çok iyi. Bu nedir? Bu nedir? O gerçekten çok iyi. Ne olduğunu bilmiyorum ama çok iyi. Hiçbir fikrim yok. Otlu bir şeyler. Otlu bir şeyler. O kadar beğenmedim ben bunu. Sosu güzel. Ben çok beğendim bunu. Sosu güzel. İçerik kötü. Hiç rahatsız etmedi beni yani. Bence de. Ne olduğunu bilmiyorum ama çok iyi. Bu. Bence bir 5-6 çeşit ot var içinde ama hepsi böyle artık hani şifa. Rendelenmiş. Şifa abi, şifa bu arada. Maydanozun sapı falan var, ucu falan var. Çok güzeldi her şey. İnanılmaz. Yani yediğim en güzel pide galiba buradadır hepimizin. Konya'ya da çoğumuz ilk defa geldik. Hoş geldin. Restoran hakkında da biraz bilgi vermek isterseniz. Biz Lokmane ismi adı altında, Konya mutfağı tarzında menümüzde. Burada Yaka Şubesi, bir tane de Mevlana bölgesinde Selçuklu mutfağı olan iki işletmemiz var Konya'da. Önce oradan başlayayım istersen, sonra buraya nasıl gelin. Isterseniz. 2010'da Selçuklu mutfağı olarak Mevlana'nın o bölgeyi açtık. Biliyorsunuz Selçuklu mutfağında Ferhun çorbası, Kayseri yani kuzu kaburgadan Selçuklu döneminde bütün yemeklerin içerisinde meyve girermiş. Evet. Meyve Osmanlı girermiş. Zamanında galiba böyle Osmanlı. Bir şey yaygın. Evet. Konya kültüründe iki dönem yani hem Selçuklu hem Osmanlı geçtiği için yemek menü olarak çok zenginiz. Bütün et, salma işli pilavın üzerinde tüm kuzu kol. Kuzu kol biraz daha yağlı olur. O şekilde ya da gerdan, gerdandan trit yaparız. Kuzu gerdandan trit yaparız ve tava üşmenim yaparız o mutfakta. Bu mutfakta da hani Konya'nın yemek kültürü çok olduğu için ama bunların hepsini restoran ortamına uyarlayamıyoruz. Evet. Bir de Konya'da genelde ortalar çok. Yani bu Konya'da bildiğimiz üzere bir düğün pilavları falan vardır. Hep ortaya gelir. Yoğurt paylaşma çorbasıyla, kültürü var, evet, şey var. Öyle başlıyor. Efendim burada Konya mutfağı yapıyoruz. Bamya çorbası, yaprak sarma, Konya yöreselinden yaprak sarma ve etli ekmek yapıyoruz. Ama burada yaptığımız etli ekmek böyle ince uzun, her tarafta Konya'da biraz uzadı. O etli ekmekten değil. Yani 1925'lerde 30'larda nasıl yapılıyorsa aynısını yapıyoruz. Kısa ve geniş. Konya hakiki etli ekmeği, gerçek etli ekmek kısa ve geniş olur. Çim ayarlı hamur kullanılır. Bunun sebzesi ve eti makinede böyle blenderda çekilmez. Biz burada zırhta yapıyoruz. Zırhta. Biraz zevki oradan geliyor. Etin ve sebzenin aromasını yediğimiz zaman anlayabiliyoruz. Bir özelliği bu. İkinci özelliği kaburgadan yapmamız. Üçüncü özelliği hamur. Hamurun ekşim ayarlı olması. Ekşim ayarlı olması. Ve burada etli ekmek türevleri, yani etli ekmek bıçak arası Konya böreği ve fırın kebap da yapıyoruz. Konya tandır dediğimiz kuzu ön koldan ve boyundan yapıyoruz.
3 mermide tacaratıyla menümüzü sonlandırıyoruz. Süper. Bah, hepsi çok güzeldi bence. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ettim. Çok sağ olun. Ağzınıza sağlık. Biraz efendim. Yorduk şey yaptık. Eyvallah. Ama çok güzel bilgiler aldık. Teşekkür ederim. İzleyicilerimiz de umarım bu bilgilerden yararlanır. Eyvallah. Her zaman beklerim. Bu geçmişinden işte Selçuklulardan Osmanlılara dayandırdık ve hani bunu Selçuklulardan geldiğini de bilmiyordum ben. Osmanlı'ya özgü bir yemek şeyi zannediyordum. Evet. Ama Selçuklulara kadar gidiyormuş demek ki. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ettim. Çok sağ olun. Sağ olun. Ayağınıza sağlık. Afiyet olsun efendim. Etli ekmeğimizi yedik. Mevlana'mızı yedik. Çok güzel ayranımızı içtik. Mevlana. Fırın kebabımızı yedik. Şimdi Berken bizi Sütlü Künefe, Uğur Usta Çelebi Sütlü Künefe mekanına getirdi. Çok övmedi aslında. Tatlı yiyelim dedi. Sütlü Künefe var dedi. Övmedi ama muhtemelen iyi bir yerdir getirdiğine göre. Ben hiç Sütlü Künefe yedim mi? Ben yemedim. Sütlü Künefe buraya özel bir şeydir herhalde. Bu mekana özel bir şeydir diye düşünüyorum. Konya mutfağında öyle çok unique, çok eşsiz tatlılar yok. Öyle olunca hani en popüler tatlı Sütlü Künefe oluyor. Hani mekanın adı da Sütlü Künefe olunca buraya gelip başka bir şey yemek yani biraz saçma kaçıyor. Gelmişken hepimiz Sütlü Künefe sipariş ettik. Şöyle bir Anıl Bey, usta elinizden görelim nasıl yapılıyor. Nasıl abi, kaymak bir değişik krema gibi daha çok. Hani iyi mi kötü mü anlamadım yani, kremamsı. Normalde kaymak biraz daha şey olur. Sütlü biraz, hani süt oranı yüksek bir kaymak muhtemelen. O yüzden çok koymuşlar. Yavaş yavaş yiyeyim hocam. Tadı tam bir sütlü künefe ya. Dondurma. Yok. Kaymak. Ama işte dondurma gibi değil mi? Çünkü süt oranı yüksek bir şey. Ne düşünüyorsun? Yani şey olayı çok hoşuma gitti. O künefenin ağırlığı yok. O künefenin şöyle boğazdan geçerken bir yakar bir şey yapar ya, o sıfır. Yok yani, neredeyse böyle tatlı bir şey yiyor musun hissiyatı da vermiyor. Ayrı bir böyle şey olmuş gibi. Sütlü bir yemek yiyormuşum hissiyatı aldım ben. Ağır değil. Üstü benim mi? Kıvamı çok iyi künefenin. Şey gibi böyle, sanki içinde kaşar varmış da birbirine şey olmuş gibi, böyle ısınmış gibi, güzel kıvam baya. Kaymak bence normal kaymaktan daha iyi bence. Sütlü böyle hoşuma gitti. Kaymak hafif de, hafif gibi düşün. Süt oranı yüksek. Tek, normalde kaymak tek böyle full yağ olur ya. Künefe sıcaklığı daha sıcak olabilirmiş. Bu künefeyi pişirdi aslında. Künefenin, orada bekletti mi? Ne yaptı? Künefe çok daha sıcak olsa çok daha güzel olur. Benim yorumum bu kadar. Kurtarın beni. Biz bunu bitirelim. Buradan sonra da uyumaya. Uyumaya gideceğiz. Yarın da Mersin'e, yani Mersin'den önce bir turumuz daha var ufak. Tiritçi'ye gideceğiz. Yalsomunu yiyeceğiz Konya'da. Tiritçi Mithat'a gideceğiz. Orada bir tirit yiyeceğiz. Ondan sonra da bunları yaptıktan sonra Mersin'e yola çıkacağız. Mersin'de de tantuni yiyeceğiz. Onun dışında bir mağara gibi bir şey, yani bir turistik bir yerler varmış. Oraya gezeceğiz. Onları da çekim yapacağız. Memo'yu gezeceğiz. Memo'yu gezdireceğiz. Ahmet Nasim Muzik geldi ya, ya, ne yapıyorsun? Evet arkadaşlar, şimdi Mevlana Müzesi'ne geldik. Şu an yanımızda bir sürü mezar var. Mezarlar Arapça yazılmış sanırım. Osmanlıca da olabilir. Lazım. Bir sürü mezar var, acaba kimin mezarları bunlar? Tamam, bir de baksana mezarların ortası, ya bazı yerleri delinmiş. Ne için acaba? Gördün mü? Ortasını, ha, arkasını. Orada ama da bir şey varmış, o yıkılmış bak, bence. Ha bak, ha şurada, hayır, bak arkaya bak. Hayır, orada da böyle bir taş var, yıkılmış. Burada bir seccade var. Muhtemelen 500 yıllık ve üstüdür diye düşünüyorum. Ona rağmen nasıl canlı kalmış bak. Bazı yerleri sökülmüş tabii ki ama hem renkler hem şey, kalite. Yani ne varsa eskilerde var be. Ne varsa eskilerde var arkadaşlar. Bu işaret ne lan? Neyi? Bakayım. Çatala benziyor. Evet, niye?
Çok ilginç. Şurayı bir alabilirsen. Çatal. Diğeri ne? Anka kuşu şeyi gibi. Evet, baş bir şeyin başı gibi böyle. Bu detaylı ya da bizim bilmediğimiz, burada görmediğimiz bilgileri de yazabilir. Biz hani yolumuzun üzeri geldik ve araştırma yapmadan geldik. Çok büyük bir bilgim yok. O yüzden çok bir şey anlatamıyorum burada. Hani böyle bir görüntü aldık. Görüntüleri toplayıp şey yaparız diye düşünüyorum. Yakın çekeyim. Of. Sırtı üstü yenir gibi ya. Resmen tost gibi pide. Şey gibi. Bir de şunu ama açalım. Şunun yorganını kaldıralım. Of. Oo, malzemeye bak. Fiyatları şu anda çok merak ettim. Evet. Çünkü şöyle bir ürün. İstanbul'da 200. 400. Şu İstanbul'da 400 en az. Ya yani mekanına göre değil mi? 400 oğlum, değildir be. Şuna baksana, sen böyle bir şey yedin. Sen hiç böyle bir şey İstanbul'da gördün mü? Tamam da yani. Bu kadar. Bence en az 300'dür yani. Evet, Soner bilmiyor çünkü. Esenyurt'ta öyle olabilir. Esenyurt'ta evet. Tamam. Esenyurt'ta 30'du. Tamam. Ama işte içindeki et biraz. Nereden geldi benim? Geliyor mu? Aha, afiyet geliyor. Olsun. Berk Bey'i bir çekebilir miyiz? Yavaş ısırdan. Ağzına yapışır bak, yanarsın. Of. Nasıl? Çok sıcak mı? Çok sıcak mı? Ha? Bakıyorum. Şurası boşaldı, şurası. Oo. Hey, bunlar da güçlü peynir var. O zaman hepsinde var. Ama şey o. Hmm. Tarifi o. Sen bozdun. Kavurmalı da çok güzel. O bence ağır olacak. Tamam, bir ısır sadece, sonra ben, yersin yani. Bence bu ağır olacak. Evet, o bayağı bunu, dolusu yani. Çünkü Farfetch söyledi değil mi? Şimdi bakalım. Bir göster bakayım. Ben kolumları duyuyorum. İçi şöyle. İnanılmaz malzemeli yani gerçekten. Bildiğin ağır, atom. Ağır yani, bir de şöyle bir şey yapıyorsun, ağırlığı var. Tadına bakıyorum sizin için. Hmm. Of, dünyanın en iyisi. Düşündüğüm gibi oldu. Ya pastırma bu tarz ürünlerin içinde biraz tuzlu ve ağırlık yapıyor. Ama yine çok lezzetli tabii ki de, biraz yoğun. Kavurmalı inanılmaz güzel bence. Kaşarlı, sade olan da çok güzel. Ama işte sadenin bir tık kavurmalısı gibi düşün. Çok büyük fark yok. Bu da çok güzel ama pastırmanın tuzu biraz fazla ağırlık yapıyor. Çok tuzlu geliyor. Ama yine aynı şekil. İnanılmaz güzel. Biz bunları bitirelim. Sonra da Tiritçi Mahmut muydu? Mithat. Tiritçi Mahmut Mithat Paşa'ya. Yok, Paşa yok. Tiritçi Mithat'a gideceğiz. Şu anda arkadaşlar neredeyiz? Arkeoloji Müzesi'ndeyiz. Hep Bursa diyesim geliyor ya. Niye acaba? Bursa. Zaten sabahtan beri evet. Bursa diyorsun harbiden. Niye Bursa diyorum. Diyorsun? Ne bileyim. Bursa'yı, Bursa'da kaldı. Çerez. Bursa'yı sevdi galiba. Çerez. Buradan Furkan'a selamlarımızı iletiyoruz tekrardan. Burası Arkeoloji Müzesi. Sanırım Roma döneminden kalma. Selçuk demişti aslında. Selçuklular şeyler. Selçuklular da ama şey alakası yok yani şu anda. Bunlar Roma. İçeridedir. Olabilir. Bizans döneminden. Mesela şurayı çekelim. Kilise mevki diyor. Bizans period 6. şey. Arkadaşlar bugün Konya'nın son turunda mıyız herhalde? Son yerindeyiz. Son yerindeyiz. Tiritçi Mithat, Tiritçi Mithat mı diyor? Mithat Tiritçi. Tiritçi Paşa böyle tam uymuyor mu ya? Değişik bir şeyler var. Paşası yok ama işte. Mithat Tirit'e geldik galiba, en şey o. Mithat Tirit. Bak öyle yazıyor. Mithat Tirit. Evet arkadaşlar, Tirit'imiz geldi. Bayağı bir sürdü aslında şeyde. Böyle köfte gibi çok güzel gözüküyor. Ben dayanamıyorum belki.
çıkarmışsın. Sosu değiştirmiş tadına. Sütlü ha. Müttü bir de böyle bir krema bir şey var. Ekmek galiba. Kızıla var. Biraz evet. Adana'ya benziyor. Adana kadar da yağlı değil. Köfte ile Adana karışımı gibi bir şey lezzeti var. Ama sosu inanılmaz güzel. Ben şöyle bir kaşık böyle atacağım. Bol bol soslu. Ben çok beğendim. Altında da pide var bu arada. Tereyağı ve pide var. Evet. Şöyle bir daha tadına bakıyorum pidesini. İnanılmaz güzel. İskender, Adana köfte birleşimi gibi olmuş böyle. Ortaya bir karışık olmuş. Fiyatı da bir porsiyon 240 TL. Biz bunu yiyelim. Ondan sonra da Mersin yolculuğu başlayacak. Kapatsa. Abi böyle bir şey yok. Oğlum çok iyiymiş telefonları.